Açıklanan taban fiyat makarnalık buğdayda 10 TL, ekmeklik buğdayda 9.250 TL, arpada ise 7.000 TL. Geçen yıl ise 9.000 TL makarnalık, 8.250 TL ekmeklik, 7.000 TL arpa fiyatı. Şimdi bakın, geçen yıl ve bu yıl arasındaki girdi maliyetlerinden başlayalım. Yani bir hani fiyatı herkes bilsin, tüm vatandaşlarımız bilsin, çiftçinin ne kadar mağdur olduğunu bilsin. Bakın, geçen yıl bu zamanda mazotu 21 lira 20 kuruş. 21 lira 20 kuruştan alıyorduk. Şu anda 42-43 TL civarı. Artış %108. Geçen yıl bu zamanda gübre, üre gübre alıyorduk 9 TL'ye. Şu anda 14 TL. İlaçlarda yaklaşık %80 zam var. Elektrik yine öyle. Üretemiyoruz artık. Üretemiyoruz. Bakın, tarlalar, araziler boş kalacak. Fiyatın acil tarafından ivedi bir şekilde gözden geçirilip revize edilip ziraat odaları, üretici birliklerini çağırıp beraber mantıklı bir fiyat açıklanmasını bekliyoruz. Bizim talep ettiğimiz fiyat ise, hükümetten talep ettiğimiz fiyat, ekmeklik buğdayda 12.500, makarnalık buğdayda 13.000 TL, arpada ise 8.500 TL fiyat bekliyoruz, fiyat istiyoruz ve bunların yanında da karma olarak hepsinin karması, yani buğday, arpanın karma olarak desteklemesi de ton başı 1500 TL istiyoruz. Bizim çiftçinin hakkını istiyoruz. Şimdi tarım 2006 yılında mevcut hükümetin yaptığı bir kanun var. Bütçenin %1'i tarımsal desteklemelere ayrılması lazım. Maalesef bırakın %1'i, bırakın %0.50'si, %0.38-39 civarında çiftçiye destek veriliyor. Bu yazık değil mi? Çok cüzi meblağlar bize kalıyor. O cüzi meblağları da hesaba katarsak, yani bir yıllık yatırdığımız ürünü, yaptığımız masrafı karşılığını alamıyoruz. Hani açıkladığı çok düşük fiyat çiftçileri perişan etti, bizi perişan etti. Özellikle biz enflasyon karşısında, çiftçiler enflasyon karşısında çok eziliyor. Yani hele bir de bunun üstüne bu düşük fiyat da eklendi mi, bu işi yapacak düzeyde duramıyoruz. Yani bu işi sürdürülebilir kalmıyor. Biz istesek dahi yapamıyoruz artık. Çünkü kaldırdığımız ürün maliyeti, fiyatı düşük olunca haliyle yaptığımız masraf günden güne 2 kart, 3 kart, yıldan yıla bazen 4 kat artıyor. Bize belirledikleri fiyat enflasyon bazında değil de cüzi miktarlar üstüne atarak, yani çiftçi açlıktan ölmesin, bu işi devam etsin düşüncesiyle fiyat belirliyorlar. Ve bu da bize çok büyük bir sıkıntıdır. Yani çiftçi istese dahi yapamaz artık bu işi. Çünkü adam zarar ediyor. Aldığımız bir traktör, 2-3 sene önce aldığımız bir traktör 225 bin TL iken şu anda 2,5 milyon TL. Aldığımız bu tohumu ekerken, ektiğimiz vakit biz bunun sertifikalı tohumunu 20 TL'ye alıyoruz. Ama şu anda satıyoruz, tamam, belki çiftçi TMO ofis şey yapmış olabilir, 10 bin lira fiyat açıklamış olabilir. Ama gittiğimiz vakit protein düşüktür, bilmem nedir. 7500 TL ya elimizde kalıyor ya kalmıyor. 7500 TL zaten bizim önceki fiyatımızdı. 3 yıl önceki fiyatımız. Kalsınlar gelsinler, 3 yıl önceki fiyattan bize maliyeti 3 sene öncesine göre hesaplasınlar, yani o fiyata indirsinler, tamam, başımız gözümüz üstüne. Yani o kadar fiyat enflasyon yükselmişken ve bu bize belirledikleri fiyat enflasyon bazında değil de kendi kafalarına göre belirliyorlar. Bu bizim için büyük bir sıkıntıdır. Bu işi sürdürülebilirliği olamaz.